Çocuğun Dünyası'ndan herkese merhaba. Ben psikolog Gizem Kural Erkal. Bu hafta çocuklarımızda oluşan dil gelişiminden bahsetmek istiyorum. Bu konuyla ilgili mail adresimize çok fazla soru gelmiş. Elimden geldiği ve zamanımızın yettiği kadarıyla bunları cevaplamaya çalışacağım. Sizin de merak ettiğiniz sorularınızı çocuğundunyası@olaytv.com.tr mail adresinden bize iletebilirsiniz. Çocuklarımız doğdukları andan itibaren işittikleri her sesi hafızalarına kaydederler ve bu sesleri duydukça taklit etmeye çalışırlar. İki tane dil hafızamız vardır. Biri pasif hafıza, diğeri aktif hafızadır. Burada çocuk her duyduğu sesi hafızasına kaydeder ve bu sesler 6 ay boyunca hep kullanılmaya devam eder. Çocuk bu sesleri artık tanıdığı için bunu aktif hafızasına geçirir. Örneğin anne sürekli çocuğunun ismini söylüyorsa çocuk bu duyduğunu hafızasına kaydeder ve ismini zamanı geldiğinde hemen kullanmaya başlar. Hatta en çok duyduğu kelimeler ilk kullandığı kelimeler olur. Dil öğrenme işitmenin devamıdır. Çocuğunuzla ne kadar çok konuşursanız dil gelişimi de o kadar iyi olur. Siz düzgün telaffuz ederseniz çocuğunuz da o şekilde öğrendiği için öyle konuşmaya başlar. Gecikmiş konuşma nedir? İlk bu sorudan başlayalım isterseniz. Gecikmiş konuşma, her çocuğun aslında sesleri çıkarma ve konuşma yaşı birbirinden farklılık gösterir. Ama dediğim gibi çocuklar 6 aydan sonra, hatta 6 ayda bazı sesleri çıkarmaya başlarlar. Duyduklarını taklit etmek isteyebilirler ya da herhangi mesela ağladığı sesi bile taklit etmeye çalışabilirler. Ama çocuk bu sesleri de çıkarmıyorsa artık bir gecikmiş konuşma var demektir. Bunun iki nedeni olabilir. Biri fiziksel nedenler olabilir. Bu dil gelişimiyle ilgili bir problem olabilir. Dilin işlevselliğiyle ilgili bir problem olabilir. Dil damak yapısıyla ilgili bir problem olabilir. Hemen işte psikolojiktir dememek gerekiyor. Bir uzmandan gösterebilirsiniz. Ve doğum öncesi ya da doğum sırasında da bir problem oluştuysa bu da konuşmayı geciktiren faktörler arasındadır. Ama hiç bunların üçü de yok. Çocuk hala konuşmada gecikiyor. O zaman iletişimle ilgili bir problem var demektir. Özellikle de aileyle iletişimiyle ilgili bir problem vardır. Çünkü biz konuşmayı ailemizden öğreniyoruz ilk önce. Ya da bakım veren kişi kimse ondan öğreniyoruz. Mesela çok sessiz bir ev yapısı varsa, evde anne baba iletişim halinde değilse, çok kopuklarsa, annenin morali bozuk olabilir, babanın morali bozuk olabilir ve çocukla hiçbir şekilde bir şeyleri konuşmuyorlarsa, paylaşmıyorlarsa, evde çok fazla televizyon izleniyorsa ya da evde bazı şeyleri şiddet yoluyla çözmeye çalışıyorsak çocuğun dilinde gecikmeler olabilir. Bu faktörleri değerlendirmek gerekiyor. Ve bu faktörleri değerlendirdikten sonra bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Konuşma gecikmesinde ya da dil gelişiminde anne babanın rolü çok önemli. Çünkü çocuklar bir sünger gibi. Bizden ne görüyorlarsa onu emiyorlar. Karbon kağıdı da demiştik. Bizim söylediklerimizi onlar yazıyor ve alta geçiyor resmen. Eğer siz çocuk konuşmaya başladığında ya da sesler çıkarmaya başladığında onu utandıracak şekilde davranırsanız çocuk konuşmak istemez. Ya da bir kelimeyi yanlış söylediğinde düzeltmeye ya da dalga geçmeye başlarsanız iç motivasyonu düşer, tekrar konuşmasında gecikmeler olabilir. Ya da şöyle, çocuklarda engellemeler de konuşmalarında gecikmeye neden olabiliyor. Bunu engellemeyi inatlaşma programımızda birazcık bahsetmiştim ama tekrar vurgulamak istiyorum. Çocuklar bu 0-2 yaş döneminde özellikle emeklediklerinde ve yürüdüklerinde bir şeyler yapmak isterler, cesaretlenirler. Çocuklar burada aileleriyle güven hissettikleri zaman onu hem yapma isteği gelecek, evet aileyle iletişimi artacak, aileyle iletişimi artınca da dil gelişimi kendiliğinden ilerleyecektir. Anne hayır oraya dokunmayacaksın demek yerine çocuğun eline vurmayı tercih ediyorsa burada bir engellenme vardır ve çocuğun dil gelişimine hiçbir faydası yoktur. Bazen çocuk bir şey yapıyor ve anne hayır 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 diyor. Hayır ama neye hayır?
Çocuk neye hayır olduğunu bilmiyor ki. Önce bir bunu anlatmak gerekiyor. Oraya dokunursan şu olabilir ve sana canının yanmasını istemiyorum şeklinde bir açıklama yaptığınız zaman hem dil gelişimine fayda sağlayacaksınız, hem aranızdaki iletişim artacak. Bu çocuk engellenmiş olmayacak, güven duygusu hissedecek ve güven duygusu hisseden çocuk zaten sizinle iletişim kurmak isteyecektir. Ve konuşmasında da bir gecikme ya da bir gerileme olmayacaktır. Şöyle düşünüyoruz, işte çocuk anlamaz, vurabilirsin, işte cimcikleyebilirsin diyoruz. O zaman işte hem şiddetle çözmeyi öğretiyoruz, hem de dediğim gibi iletişim tamamen sıfırlanıyor. Kendiniz gibi düşünün diyorum ya hep, yetişkinler gibi düşünün diye. Gerçekten siz de o şekilde engellendiğinizde karşı tarafla ne kadar iletişim kurmak isterdiniz ya da ne kadar konuşmak isterdiniz? Bir hep böyle televizyonda çıkmıştı seneler önce, bir çocuk babası bisiklet almadı diye yıllarca konuşmuyor diye küsmüş. Aslında diliyle ilgili hiçbir gelişimi yok. Ama orada söylenen ufak bir söz çocuğun o kadar kırılmasına neden olmuş ki çocuk yıllarca hiç babasıyla iletişim halinde olmamış. Onların içsel motivasyonunu düşürmemek ve o güven bağı kaybetmemek onların dil gelişimine en büyük katkı. Diyoruz çocuklar anlamıyor ama çocuklar anne rahmine düştüğü ilk andan itibaren sesleri duyabiliyorlar ve ayırt edebiliyorlar. Siz anne karnındayken yüksek sesle konuşmanız onda gerilim yaratırken, çocuk doğduğunda 1,5 yaşındayken, 2 yaşındayken, 6 aylıkken bunu çok iyi anlayabilirler. Siz onu anlattığınızda, onunla göz teması kurduğunuzda, bunun doğru olmadığını söylediğinizde çocuklar bunu sizin ses tonunuzdan, bakışınızdan, el hareketinizden anlayacaktır. Burada şiddete ya da herhangi bir engellemeye gerek kalmayacaktır. Diğer bir sorumuz. Çocuğun yanlış söylediği kelimeleri düzeltmek doğru mudur demişler. Aileler genelde evet hemen böyle bir düzgün konuşsun, öğrensin diyoruz. Düzeltebilirsiniz ama şöyle dediğim gibi burada çocuğun içsel motivasyonunu düşürmemek çok önemli. Çocuk su isterken bu diyorsa ya hani onu gösteriyor olabilir. Siz burada hayır su diyeceksin öyle vereceğim diye yöneltirseniz çocuk zaten hem burada bir konuşmak istemeyecek. Çünkü yanlış kullanıyor ve bir daha o kelimeyi söylemek istemeyecek. Onun yerine al bakalım Ayşe'cim sana suyunu veriyorum diyebilirsiniz. Bak bu su şeklinde açıklama yapabilirsiniz. Bu onun hatasını düzeltmekten ziyade onun doğruyu öğrenmesini sağlamanızda katkı sağlayacaktır. Kırıcı olmadan sakinlikle bunu anlattığınızda onun kelimelerini evet düzeltebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu düzeltme bir açıklama şeklinde olursa çocuğumuzun içten motivasyonu düşmez ve daha yararlı olur. Üçüncü sorumuz ise televizyon izlemek çocuğun dil öğrenimini hızlandırır mı diye bir soru gelmiş. Televizyon izlemek çocuğun dil gelişimini hızlandırmaz. Aksine yavaşlatır. Çünkü orada öğrendiği her şeyi pasif hafızasına kaydetmiş oluyor. Aktif hafızasına kaydetmiyor. Aktif hafızasına kaydetmek için ne yapması gerekiyordu? Öğrendiği şeyleri karşı tarafla konuşması gerekiyordu. Şimdi çocuk televizyonda öğrendiği kelimeleri sadece orada dinliyorsa ve bunları sizinle paylaşmıyorsa bu onun iletişimini zayıflamasına neden olur. Ve aktif hafızasını devreye sokamaz. Hep pasifte kalır. Pasifte kalırsa konuşma gecikir ve iletişim çok zayıf olur. Şöyle düşünün. İngilizce öğrenmek istiyoruz ve sürekli yabancı diziler izliyoruz. Siz izlediğiniz bu dizilerdeki kelimeleri kullandığınız bir ortam olmadığında, yani aktif hale geçiremediğinizde bu İngilizce öğreniminiz nasıl olur? Yavaşlar mı, hızlanır mı? Tabii ki ya aynı durur ya da hiçbir hani getirisi olmaz bize ama ilerletmez bu. Burada öğrendiğiniz kelimelerin, duyduklarınızın bir yerde kullanılması gerekiyor, aktifleşmesi gerekiyor ki size bir fayda sağlasın. Böyle düşünürseniz belki daha yararlı olabilir diyorum. Diğer bir soruya geldiğimizde, çocuğum 3,5 yaşında ve hala konuşmuyor, hep vuruyor ve ağlıyor. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi çocuğunuz 3,5 yaşında ve konuşmuyorsa
gecikmesi var demektir. Bir çocuk konuşamazsa, istediklerini anlatamazsa burada şiddete başvurabilir, vurmalar başlayabilir, çok fazla ağlama olabilir, mızmızlanma. Çünkü istediklerini dile getiremiyor ve başka şeylere başvuruyor. Burada yani negatif duyguları açığa vurmaya çalışıyor. Yani belki çocuk onu istemiyor ama anlatamadığı için bir çözüm yolu bulmaya çalışıyor. Az önce demiştim ya hani çocuklar anlamaz deyip ellerine vuruyoruz diye. Biz de burada onların anlamadıklarını düşünerek onlara bir şiddet uyguluyoruz ya. İşte çocuklarımız da böyle. Eğer siz onlar konuştuğunda ya da sesler çıkardığında onları anlamadığınızı belli ederseniz çocuk burada sizin yaptığınız gibi şiddet uygulayacaktır, vuracaktır, ağlayacaktır, başka şekilde anlatmaya çalışacaktır. Siz ona vurmasanız bile o bu yolu izliyor olabilir. Burada bir uzmana danışmanız en doğrusu. Hani bu gecikmenin nedenlerini belirlemek. Belki dediğim gibi fiziksel özellikler de olabilir ya da aileyle olan iletişimle ilgili bir problem de olabilir diyorum. Peki diğer bir sorumuz da çok sorulan bir soru ve çok güzel bir soru. İkinci dil öğretimi ne zaman ve nasıl olmalıdır diye bir soru gelmiş. Biz çok hevesliyiz. Hemen ikinci dili öğretmek istiyoruz. Ama öncelikle çocuğumuza ana dilinin bir yerleşmesi gerekiyor öğretmemiz için. Bu da yani ilk 2 yıl içinde çocuk kendi ana dilini öğrenip kendine oturtturması gerekiyor. Ama başka bir bakım veren kişi olabilir. Mesela bakıcıyı yabancı dilden seçebilirsiniz. Onu da öğrensin diye. Bu 6 aydan sonra daha yararlı olacaktır. Çünkü çocuğun ilk öğrendiği dil annesiyle iletişim halinde olduğu dil olmalıdır. Yani bu tercih edilmelidir. Anneyle o iletişimi, o güven bağını kurduktan sonra çocuk ikinci dile yönelebilir. Bazen şöyle oluyor. Anne hem İngilizce hem Türkçe biliyor ve çocuğa bunu öğretmek istiyor ilk doğduğu andan itibaren. Ama burada bir karışıklık oluyor çocukta. Bir kodlayamıyor, bir sesleri ayırt edemiyor. Burada hani şunun olması daha doğru. Çocuk ilk 6 ay boyunca anneyle o iletişimin güçlenirken hangisi ana dili olsun istiyorsanız. İngilizce de olabilir, Türkçe de olabilir. O dilde konuşmaya devam edelim ilk 6 ay. Çocuk kendini birazcık ifade etmeye başladığında 8 aylık, 9 aylıkken bu da şey olabilir. O zaman ikinci bir dille de konuşmaya devam ettirebilirsiniz. Ama hemen daha çocuk ana diliyle ilgili o iletişimi, o bağı kuramazken ikinci dille olan o iletişimini, bağını kurmanız çok doğru olmayacaktır. Çocuk orada bir karıştırabilir diyorum. Önce annenin ana dilini öğrenmesi, yani anneyle olan o iletişimi kurması, daha sonra da ikinci dili öğrenebilir. Burada şöyle de olabilir, anne Türkçe konuşabilir, baba İngilizce konuşabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Çünkü çocuk beynini o şekilde kodluyor. Yani anneyle bu şekilde konuşuluyor, babayla bu şekilde konuşuluyor diye. Yani az önce dedim ya, eğer aynı kişi farklı dilleri konuşuyorsa burada bir karışıklık olabilir. Ama farklı kişiler farklı dilleri konuşuyorsa bunda bir sakınca yoktur. Çünkü çocuk o dili bu şekilde kodluyordur. Babaya nasıl cevap vereceğini, anneye nasıl cevap vereceğini çok güzel ayırt edebilir. Bunu siz de göreceksiniz. Yani onlar gerçekten her şeyi çok iyi anlıyorlar ve çok zekiler. Onlar anlamaz diye bir şey yok. Bütün duygularınızdan, hislerinizden, gözlerinizden anlayabiliyorlar. Anne kendi dilini konuşurken baba da orada kendi dilini konuşmaya devam edebilir. Şimdi anne Türkçe konuşuyor diye babanın Türkçe öğrenecek ve Türkçe konuşacak diye bir durum yok. Zaten çocuk tepkiler vermeye başladığı zaman göreceksiniz ki babasından onun kullandığı dilde istemeye başlayacak. Bir izleyicimizden gelen diğer soru da ilkokula giden çocuğu okulda bir problem yaşıyormuş ve bunun için önce öğretmenle mi konuşmalıyım yoksa problem yaşadığı çocuğun ailesiyle mi konuşmalıyım yoksa çocukla mı konuşmalıyım diyor. Burada yine iletişimden bahsediyoruz. Çocuğunuzla ilk başta çocuğunuzla konuşmanız gerekiyor. Çocuk size nasıl bir cevap verecek? Çocuk burada içine kapanabilir ve cevap vermeyebilir. Konuşmak da istemeyebilir. Önemli değil. Bir şekilde hani çocuklar genelde uyurken hani
Siz onu yatırdığınızda günün nasıl geçti diye sorduğunuzda daha böyle anlatmaya meraklı olurlar. Çünkü uyumak istemedikleri için o süreyi hep uzatmak isterler. O sırada hani bir arkadaşına da problem var galiba. Bu problem neden olabilir diye anlattırabilirsiniz. Bu sadece ilkokulda olmasını da beklemeyin. 3 yaşındayken parka götürdünüz ve orada arkadaşıyla bir problem yaşadı. Burada ilk önce çocuğa sormak önemli çünkü onun duygularına önem veriyorsunuz siz. Bazen sizin çok büyük zannettiğiniz bir şeyi çocuk hiç umursamayabiliyor. O yüzden önce çocuğun orada duygularını öğrenmek önemli. Peki sen buna kırıldın mı? Bu durum sana kendini nasıl hissettirdi? Şeklinde sorularla onun bu durumla ilgili ya da olaylarla ilgili durumunu anladıktan sonra arkasından öğretmeninden yardım alabilirsiniz. Benim çocuğum bana bunu söyledi. Sizin buradaki bakış açınız nedir? Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten hani benim bu konuyla ilgili ne yapmam gerekiyor şeklinde öğretmenle konuşabilirsiniz. Baktınız hala bir çözüm yolu yok. Kibar bir şekilde problem yaşadığı arkadaşın ailesiyle konuşabilirsiniz. Ya benim hani böyle bir olay yaşanmış ama çocuğum gerçekten bu olaydan çok kötü etkilenmiş. Onun için sizinle birlikte bir işbirliği yapacak olsak nasıl bir işbirliği yapabiliriz diyebilirsiniz. Burada genelde aslında çocuklar arasındaki o sürtüşmeye neden olan bazı nedenler çıkıyor. O nedenleri bulmak önemli ve onun sonrasında çocuğumuza o karşı çocukla olan iletişimini arttırmak önemli oluyor. Bir gezi düzenleyebilirsiniz. O çocuk ailesiyle birlikte bir yere gidebilirsiniz. Orada onların ikisinin baş başa konuşmasını sağlayabilirsiniz. Ama siz müdahale etmeyin ki onlar önce problemlerini kendisi çözsün. Yani burada önce çocuğumuzla görüşmek, sonra öğretmenden bilgi almak için yardım ve çözüm için de çocuğun ailesiyle görüşebilirsiniz. Bu hafta çocuklarımızla dil gelişimini konuştuk. Kendimizi ve çocuklarımızın da kendini ifade etmesi için tek gerekli olan şey aslında güven duymak. Güven duyan ve aile ile iletişimi açık olan çocuk diliyle de ilgili problemler yaşamayacaktır. Tek yapmamız gereken onların bizi anladığını bilerek onlarla hep iletişim halinde olmak ve konuşmak. Bunun geri dönüşlerini o kadar güzel alacaksınız ki sadece önce kendinize sonra çocuğunuza inanın lütfen. Onlar anlamaz diye bir şey yok. Onlar her şeyi o kadar güzel anlıyorlar ki onların verdikleri cevapları duyduğunuzda şaşıracaksınız. Bazen anaokuluna giden çocuklar geldiğinde danışan olarak soruyorum onlara burada ne hissettin diye. Onlar bana o kadar güzel anlatıyorlar ki ben onlara inanın bir yetişkin gibi davranıyorum ve sadece onları dinliyorum. Onlara o ortamda güven veriyorum ve göz teması kuruyorum. Zaten düğüm orada kendiliğinden çözülmüş oluyor ve problemi anlıyoruz. Ve ben onlara diyorum ki bu problemini annene babana sen anlatmak ister misin? Hayır diyen çocuklar oluyor. Onları bu konuda ikna ediyorum. Bunu senin onlara anlatman gerekiyor diye ve daha sonra aileler o çocukları ile iletişim yaşadıklarında zaten onlar için de vazgeçilmez bir süreç başlıyor ve o yolu izlemeye devam ediyorlar. Çünkü artık çocuklarına inanmış oluyorlar. Lütfen siz de çocuklarınıza inanmaktan vazgeçmeyin. Sizin de burada yayınlamamızı istediğiniz fotoğraflarınız varsa çocuğundunyası@olaytv.com.tr mail adresinden bize iletebilirsiniz. Sevgiyle, saygıyla kalın. Hoşça kalın. Kürşat, sevdiğin kız sana ne demiş biliyor musun? Abi demiş abi. O benim abim demiş. Artık ondan olmaz demiş. Ben onu sevemem demiş. O benden 3 ay büyük demiş. Olmaz bu iş demiş. Gitsin kendine yeni bebek bulsun demiş. Onun dişleri çıktı benimki çıkmadı demiş. Ya? Ver efekti. Ne olacak bu işin sonu oğlum? Vazgeç bu sevdadan. Olmaz demiş, olmaz. Sevdiğin kız sana abi demiş. Olmaz bu iş demiş. Ayrılalım demiş.